Herkese merhaba. Bu videomuzda ani enerjinin ne olduğu, nerelerde kullanıldığı, kısa tarihi ve sanal gerçeklik ve çevre tasarımını açıklamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Unreal Engine nedir? Unreal Engine Epic Games tarafından geliştirilen, popüler ve yaygın olarak kullanılan bir oyun motorudur. Epic'in kendi çoklu oyunculu oyunu olan Fortnite gibi birçok modern ağ oyununda veya Phasonix Rocket League gibi diğer hit oyunlarda ve piyasada diğer büyük stüdyolarda geliştirilen oyunlarda kullanılır. PlayStation'dan PlayStation 4'e, Xbox One'dan Nintendo Switch'e kadar birçok konsol ve yapıda oyun geliştirme olanağı sağlar. Bu platformlara iOS ve Android uygulama ve oyunları da dahildir. Unreal motorunun farklı platformlar arasında çalışma esnekliği, piyasada çokça kullanılmasının bir sebebidir. Daha önemli programcılar C++ dilini oyun motorunda kendi komut dosyalarını oluşturmak için kullanabilirler. Kodlamanız yeterli olmasa bile oyun ve uygulamalarda etkileşimler yaratmak için nesnenize ekleyebileceğiniz önceden kodlanmış kod blokları olan çok güçlü Blueprint arayüzünü de kullanabilirsiniz. Bu sistemde VR oyunları içinde kullanılabilir bir altyapı sunarak sahnelerdeki etkileşimleri kolayca yaratmanıza olanak sağlar. Ayrıca karmaşık sahneleri hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayan sanatçılar için güçlü malzeme ve animasyon araçlarına sahiptir. Bu özelliklerden bazılarının ayarlanması ilk başta göz korkutucu olabilir. Ancak aradığınızı bulana kadar parametreleri değiştirebileceğiniz birçok temel örnekler ile başlatmanıza olanak tanır. Tüm bu özelliklerin ötesinde sistemi öğrenmenize yardımcı olacak çok sayıda doküman vardır. Unreal Engine'in en büyük avantajı kullanımı tamamen ücretsiz olmasıdır. İster bir hobi oyun geliştiricisi olun, isterse AAA stüdyosu olun, Unreal Engine kullanmak için önceden bir ücret alınmaz. Bunun yerine para kazanmak için her oyunun kazancının %5'i talep edilir. Şimdilik, hadi gelin Unreal Engine'in kısa bir tarihine bakalım. Unreal Engine 1998'den bu yana çok fazla gelişim göstermiştir. İlk olarak 2002'de piyasaya çıkan Unreal Engine 2, 2006'da piyasaya çıkan Unreal Engine 3 ve 2014'te piyasaya sürülen Unreal Engine 4 sürümleriyle güncellemelerine devam etmiştir. Ayrıca bu oyun motoru ile birçok oyunun yanı sıra Unreal Tournament oyunları da geliştirilmiştir. 1998'de Unreal, Epic tarafından piyasaya sürüldüğünde çok oyunculu sistemlerinde sorunlar yaşanıyordu. Bunu bir yıl boyunca düzenlemeye çalıştılar ve sonunda 1999'da tamamen yeni bir oyun olan Unreal Tournament'ı ortaya çıkarttılar. Bu çok oyunculu yani multiplayer sistemi günümüzde oyunlar için vazgeçilmez bir hale dönüşmüştür. Eylül 2017'ye kadar 100 kadar farklı oyuncunun tek bir oyunda birbirine bağlanmasına ve oynamasına izin veren değişiklikler yaptılar. Yaptıkları bu çalışmalarıyla oyun içerisindeki etkileşim olasılıklarının neredeyse sınırsız olduğu anlamına geliyordu. Oyun endüstrisindeki uzun geçmişi nedeniyle büyük bir takipçi kitlesine ve birçok üçüncü taraf öğreticilere ve formları vardır. Bu sebepten ötürü tüm bu kaynaklarda bu motoru kullanmanın en iyi yolunu öğrenebilir ve yol boyunca karşılaştığınız her türlü sorun için çözümler bulabilirsiniz. Unreal Engine özellikleri ve yaygın kullanım alanları. Unreal Engine'de sanatsal ve gelişim odaklı araçların karışımı tamamen yaratıcı esneklik sağlar. Malzeme ve işleme için yaygın olarak kabul edilen P-Bare-R yani fiziksel tabanlı işleme iş akışı için kullanılır. Bu sayede gerçek zamanlı olarak inanılmaz foto gerçekçi görünümler yaratılmasını sağlar. Ayrıca son güncellemelerle birlikte gelen Ray Tracing yani ışın izleme gerçekçiliği en üst düzeye taşımıştır. Daha önce bahsettiğimiz Blueprints özelliği birbiriyle etkileşime giren basit komut dosyaları oluşturmanızı olanak tanır. Bunların hepsi görsel bir arayüz kullanır. Böylece hayatınızda hiçbir kod bilgisine sahip olmasanız bile birkaç kısa Unreal Engine tutorialından alacağınız bilgiyle oyununuza etkileşim katabilirsiniz. Unreal Engine yumuşak vücut fiziğine, parçacık efektlerine ve yer çekimi gibi daha basit şeylere izin veren iyi bir fizik motoruna sahiptir. Örneğin itilmeye tepki veren bir salıncak gibi herhangi bir nesne yapmak oldukça kolaydır. Unreal arayüzünü öğrendikten sonra her şeyin daha kolay olacağını söyleyebiliriz. Buradaki esnekliğin miktarı inanılmazdır. Substance Painter gibi başka bir programda yapılan doku haritalarını bir kez getirdiğinizde, aradığınız şeyi elde etmek ve sonucu kişiselleştirmek için yüzlerce farklı malzeme planını kullanabilirsiniz. Unreal Engine kullanıcılarına Epic Games'ten sürpriz bir açıklama geldi. Epic Games, Londra'daki Unreal Academy Quixel'i satın aldığını duyurdu. Tüm Quixel Mega Scan'lar artık Unreal Engine kullanıcıları için ücretsiz hale gelmiş oldu. Unreal Engine'de sanal gerçeklik ve çevre tasarımı. Ayrıca sanal veya artırılmış gerçeklik için yapılanmayı çok daha kolay hale getiren araçlar da vardır. Son yıllarda VR popülaritesinin yükselmesi göz ardı edilemez. Bu nedenle Oculus, Rift ve HTC Vive gibi platformlar için kolayca içerik üretmenize yardımcı olabilecek bir motora sahip olmanız her zaman yararlıdır. Unreal Engine ayrıca kendi arazinizi kolaylıkla oluşturmanızı olanak sağlayan araçlara sahiptir. Örneğin kendi malzemelerinizi farenizle boyayabilirsiniz. Çimenin yavaşça toprakla bütünleşmesi için harmanlayabilirsiniz de.
Daha sonra ağaç ve otların ağlarını kullanabilir, ormanları veya çiçek parçalarını boyayabilirsiniz. Dış mekan sahnelerini birkaç dakika içinde yapabilirsiniz. Ve an ilerleyicinde birlikte gelen bitki ağlarını kullanıyorsanız, oyununuzda çalışacak şekilde optimize edildiği için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir oyun yapmayı düşünüyorsanız piyasada yaygın olarak kullanılan Unreal Engine oyun motorunun yanı sıra Unity'yi de deneyebilirsiniz. Unreal Engine nedir sorusuna umarım bu videomuz sayesinde bir cevap bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.